Merhabalar Poketto Gaming'e hoş geldiniz. Nintendo Switch'te Digimon Story Cyber Sleuth'un yeni bir bölümüyle beraberiz. Evet, yeni bölümle beraberiz. Önceki bölümümüzde Numenon'a yardım etmiştik. Kabuklarını bulmuştuk, Squamon'lardan elde etmiştik filan derken şimdi aslında biz hastaneye niye geldiğimizi unuttuk. Hastanede ne yapacaktık biz? Bu Yamashina mıydı? O adamı bulmaya çalışıyoruz. Kendisi hastanede. Hastanede de bir adet özel bir oda olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla biz bu özel odayı bulacağız. Bulmamız lazım. Special Ward diyelim. Sırayla bütün hastaneyi gezeceğiz. Yani söylenti böyle işte Digimon seslerinin falan geldiği. Esrarengiz bir oda şeklinde. Tamam. Şimdi o zaman General Ward muydu? Evet. Bütün odaları kafamızı sokup çıkartacağız. Yapacak bir şey yok. Merhaba. Bize hiçbir bilgi vermediğin için çok teşekkür ederiz sana. Evet, bütün kapılara bakıyoruz. Yamashina burada değil. Yamashina burada değil. Görünen o ki Yamashina burada da değil. Hele ki Yamashina hiç burada değil. Burada mı? Bulduk. Soka. Kamishiro no tesaki da na. Koko ni imashita ka. Nanda kimi tachi wa? Ichido uragitta watashi ni nan no you da? İkiniz de kimsiniz diyor. Uragireta no ka? 8 nen mae. Nanika ga atta. Sore de 8 yıl önce ne oldu filan hatırlayamıyorum, anımsayamıyorum. Yamashina lütfen bize ne olduğunu anlatın dedi. Ben Kamishiro ile bağlantılıyım. Size yardım edebileceğimden emin olabilirsiniz. Kamishiro, evet ben laboratuvarda çalışıyordum yer altında. Sana yalvarıyorum. Ben laboratuvara ihtiyacım var. Beni oradaki laboratuvara götür diye. I have to go. Hadi o zaman gidelim. İşte burası mı Yamashina? Hey. Evet ben burada çalışıyordum. Bazı anılar, çok fazla anı. Biz tarıyorduk, yüklüyorduk ve tekrardan yazıyorduk diyor mental datalı. Evet bu diyor. Benim araştırmam diyor şey mental data oluşturmasıdır. Creation of mental data you create the technological basis for Adam base systems. Soedo da buradaydı diyor. Soedo benim anılarımı mı çaldı? Size yalvarıyorum benim anılarımı bana geri getirin. You can use it if you use this device. Yani bunu kullanırsanız bunu yapabilirsiniz. Diyor. Ben bu hani şeyi kontrol tamam yani ben yöneteceğim cihazı diyor. Lütfen beni yönlendirin. Öncelikle benim mental verilerimi yükle. Sonra bunların bir kopyasını oluştur. Kopyalar yazılımın virtual memory'sinde bulunmalı ve çalışmalı. Burada da oturuyor. Yani bu aslında birazcık mantığını şey olarak düşünebilirsiniz. Hani siz diyelim ki bir bellek üzerinde işlem yapıyorsanız herhangi bir sorun yaşanabilme durumuna karşı onu bir kopyasına alırsınız yani yedeğini. Biraz da bu onun gibi. Run my current memory is the virtual memory. If we specify
Dilim dönmüyor. Memory field, the device wheel. Bu yalnız dataların kopyası dijital shift'e neden oluyor. Bu olmaması gereken bir şeydi. Bu dışarıdan sağlıklı mental dataları ulaşıp bunlarla ilgili üzerinde çalışacakken biz de burada asıl sıkıntıyı çözmeye uğraşıyoruz. Bak bak bak, kimler geldi? Windclaw. Shindramon. Havada yakalandık. Bu arkadaştan bizde de bir tane var. Ama bende bunun galiba evrimleşmiş formu var. Emin değilim. 10 limon. Chain attack. Kavgamon güzel level up yapıyor. Kalabalık bir grup. Şimdi Omnimon'un SP'si yok. Şöyle Machine Dramon kullansak bunlar ne? Virus. Biz aşıyız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Spray değil şu. Çünkü bunun SP'si bitmiş durumda. Bu henüz level up da yapmadığı için. Şimdi Omnimon, karşımızdakilerin hepsi virus olduğu için, Omnimon da aşı olduğu için dağıtacak. Ezip geçecek. Gördüğünüz gibi. 2000 experience mesela, bu iyi. Ama bu max oldu. Aslında biz onun level'ını kasıyorduk. Neyse. Ha, gene düşerken. Silent Moon'lar. Chain Attack Combo. Arka plan tasarımları hoş olmuş. Benim hoşuma gitti arka plan tasarımları. Slayer Dramon. Üçlü combo. Çok acımasızca vuruyorlar ya. Machine Dramon. Şu
Şimdi buranın sonunda bir boss savaşı olur mu olmaz mı? Hazırlıksız yakalanır mıyız, yakalanmaz mıyız? Onlardan emin olamadığım için düz vuruşla geçiyorum. Bu arada güzel de deneyim puanı veriyorlar ya. Gerçi Gaumon alamadığı sürede şu an çok gerekli mi o ayrı bir tartışma konusu. Çok sık karşılaşmaya başladım. Bu alanın özelliği mi acaba? Hani bu arkadaşımızın mental datası ile ilgili bir problem olduğu için mi? Evet, burada var bir sıkıntılı arkadaş. Ve burada bir Eden değil, Digilab ulaşımı, erişim sağlayabileceğimiz bir telefonumuz var. Şimdi ben şöyle bir escape yapacağım. Güzel deneyim puanı veriyorsun. Çok teşekkür ederim. Ama bizim Gaumon şu an alamıyor. Digilab'a gidelim. G-Wall ya da D-Digivall yapalım duruma göre. Hemen geldik. Gaumon. 26 maalesef olmuyormuş, evet. Ve bu arkadaş deminki karşımıza çıkan beyinli arkadaşın evrimleşmiş formlarından biri. Be careful, does not like any ordinary Digimon. Dikkatli ol, bu sıradan Digimonlara benzemiyor. Normal mental detayı düzeltebilmem için bu arkadaşı yenmen lazım. Ne dediği de belli oldu. İşte bu kendine bug uyguladı. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Virus'tan data'ya dönmüş oluyor. Bizim aşılarımıza dikkat etmek lazım. O zaman virus'ken aşıya döndüyse aşıya ne vurur? Data vurur dedim. Şu an burada durdunuz. Neyse, düz girişeceğiz bakalım. Yani başta çok çılgın bir hamle yapmış oldu aslında. Speed Charge Field. Oo, bir de Skill Up komboyla güçlendirilmiş Skill Up oldu. Güzel. Burada savunması kuracağız. Mümkün olduğunca bir daha yüksek hasar verebilirim. Çok güzel. Bir savunma kırma daha. Supreme Cannon. Beyin cerrahisi kullandım. Çok havalı, iki saldırıyı vurup bu kadar az da can almak tabi biraz keyifsiz. Bir guard break daha yapalım. 3 defa savunmasını düşürdük. Speed Charge Field. Ne yaptığını da anlamıyoruz ki. Bir dakika. Bunu bug yaparsa ne olur? Bu ne olur? Virus olur. Aa, onun şeyi değişti. O kadar ters zamanda yaptı ki, bir dakika. Hemen şunu, bug'ını iyileştirmemiz lazım. Arkadaşım kendi üzerindeki şey gitti. Bug gitti. Yani şu an Omnimon ve Slayer Dramon çok çılgın hasar verebilmesi gerekiyor.
Divine Dragon Slash. Güzel. Supreme Cannon. Tabii bu arkadaş kendi canını fulleyebiliyor falan. Süreci bizim için uzatabilir derken kritik vurduk. Memura aldık 4000 experience point. Unstand ability charge. Şimdi sizin oyunda Digimon'unuzu en güçlü haliyle kullanabilmeniz için pek çok kez aslında Digivolve ve Dead Digivolve yapmanız gerekiyor. Bu sırada hani daha fazla saldırı öğrenebiliyorum. Mesela benim bazı Digimon'larım var. Çok yüksek ebi istemediği için yükseltmemişim. Yani sürekli ileri geri şeklinde evrim geçirtmemişim. 99 levele gelmiş. Saldırılarına bakıyorsunuz. Toplam 5 tane saldırı var. Daha fazla saldırı öğrenmiyor. Ama aynı Digimon'dan pek çok kez evrim geçirtip sonra geri evrim yaparaktan en nasıl diyeyim çok saldırı öğrenebileceği hale getirdiğim noktada 11-12 tane saldırısı var ve yani bunlar 3. kademe 4. kademe böyle güçlü saldırılar olabiliyor. Bazıları bayağı karşı tarafa durum etkisi yapıyor size. Sizden durum etkilerini temizleyerekten çok ciddi hasar verebilmenize ya da savaşta kalabilmenize yardımcı olabilen özellik. Bir beta test yapılmış, bir oyun alanı tasarlanmış. Bu oyun alanında 5 tane çocuk katılımcı olaraktan dahil olmuş ve bu 5 çocuk sonrasında bilinemeyen sebeplerden dolayı bazı durumların içerisine düşmüş. Koyetsun but the fifth became the first Eden Syndrome patient. 4 tanesini hızlı bir şekilde ortadan kalmış ama bu 5.'si ilk Eden sendromuna yakalanan kişiymiş. And that would be my brother. Yuko'nun kardeşi bu. İlk Eden sendromu düşen kişi. Evet. Children involved besides my brother. Do you remember who they were? Bu diğer 4 çocuğun kim olduğunu hatırlıyor musun dedi. Maalesef hatırlayamıyorum. Tabi burada hükümet, büroları vesaire filan da işin içine girmiş. Bu çıldırınlar ne oldu dedi. O çocuklarla konuşan tek kişi sanırım Suedo'ydu. Hani bizim burada Suedo'nun gene altından bir sürü şey çıkıyor, bunun peşine gitmemiz gerekir. Suedo çocukların bu arada şeylerini, hafızalarını, anılarını da çalmış. Şu an pek çok sorunun cevabı Suedo'da. Yine döndük dolaştık bu psikopete geri döndük. Şimdi dijital shiftler olduğu gibi zihinsel shiftler de olduğundan bahsediyor. Bu zihinsel shiftlerse bizim psikolojimizin ve bilinçaltımızda yatan şeylerin oluştuğundan bahsediyor. Yani olaylar çok farklı bir boyuta geldi şu an. 1000 CSP'mizi aldık. Ve
mutlu bir aile tablosu. Birbirlerini kavuşturduk. Doğru olanı mı yaptık dedi. Biz de bilmiyoruz dedik. O zaman benim gitmem lazım. Miss Ray ve soyadıdan sonra çözmem gereken bu Eden sendromunun gizemi var. Temaslı olun. Şimdi buradaki mevzularımızdan biri şu. Adamın bu anılarını alıp da hani anılarında bozulma olduğu için bunu geri vermemiz zaman içerisinde ona farklı yine baş ağrıları, onun acı çekmesi vesaire neden olabilir bunu adama söyledik. Ama benim ailemin yanında, çocuğumun yanında olmam için göze almam gereken bir risk şeklinde yapmıştım. Seni meşgulken yakaladıysam özür dilerim ama yardıma ihtiyacım var. Shinjuku'ya gelebilir misin? Bunu biz üstesinden gelemeyiz. Bu senin alanına giriyor. Lütfen bize yardımcı olun. O zaman bir connect, jump ve siber dedektiflik muhabbeti söz konusu. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Beklenenin dışında çok fazla şey öğrenmiş olduk burada. Yani ilk Eden sunucusu hazırlanırken test sunucusu da 5 tane çocuğun denek olarak kullanıldığını, bunlara bir oyun alanı yapıldığını, bu oyun alanı şu an bende Galactica Park çağrışımı yapıyor nedense. Kavlon 1'den o girdiğimiz böyle oyun alanı var ya, bizim Nokia ve Arata'yla ilk tanıştığımız yer falan derken böyle pek çok şey var. Bunların hepsini konuşacağız. Ama bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden Shinjuku'ya gidip Matoishi'ye bizim uzmanlık alanımıza ne tarz bir yardımımız dokunabilirmiş hep beraber göreceğiz.